Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde Türkiye'nin yer şekilleri konusunu anlatacağım. Türkiye'de başlı yüzey şekilleri nasıldır? Biraz bunlardan bahsedeceğiz ve bu yüzey şekillerin nasıl oluşmuş? Hepsini çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle Türkiye'nin yüzey şekillerinden başlayalım. Türkiye ortalama 1132 metrelik bir yükseltiye sahiptir. Topografyanın oldukça engebeli olduğu ülkemizde yükselti genel olarak kıyılardan iç kesimlere ve batıdan doğuya doğru artmaktadır. Yarca şekilleri ise doğu-batı doğrultusunda uzanır. Dağlık alanların oldukça fazla olmasının yanında kıyı ile iç kesimlerde geniş düzlüklerde yer almaktadır. Türkiye'nin ana yeryüzü şekillerini dağlar, ovalar ve platolar oluşturmaktadır. Alp-Himalaya dağ kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde dağlar genel itibariyle sıra halinde ve birbirine paralel olarak uzanır. Bunun yanı sıra iç kesimlerde koni şeklinde volkanik dağlar bulunmaktadır. Dağların büyük bölümü levhaların tortul tabakaları sıkıştırması ve bunun sonucunda kıvrılan kütlelerin yükselmesiyle oluşmuştur. Sıra dağlar şeklinde uzanan bu dağların en önemlileri Kuzey Anadolu dağları ile Toros dağlarıdır. Levha hareketlerine bağlı olarak Anadolu'nun bazı kesimlerinde kırılma sonucu Horst adı verilen dağlar oluşmuştur. Bu dağlar kırılmaya bağlı olarak çöken grebenlerin çevresindeki yüksekte kalan kütlelerdir. Özellikle Batı Anadolu'da bulunan Yunt Dağı, Boz Dağlar ve Aydın Dağları Horst adı verilen dağlara örnek verilebilir. Burada arkadaşlar görselimizde Batı Anadolu'ya ait Horst ve Graben sistemlerini görüyoruz. Yunt Dağları ve Boz Dağlar ve Aydın Dağları Horst alanlarını oluştururken Graben alanlarını Gediz Ovası, Küçük Menderes Ovası bu şekilde oluşturmaktadır arkadaşlar. Ve Batı Anadolu'daki bu kırıklı dağlar bu şekilde Horst ve Graben şeklinde yani kırılma sonucunda oluşmuş dağlardır. Anadolu'daki volkanik dağlar 3. jeolojik zaman boyunca devam eden volkanik faaliyetler sonucu oluşmuştur. Bu faaliyetler volkanik malzemeyi üst üste biriktirerek Türkiye'deki en yüksek dağların oluşmasına neden olmuştur. Ağrı, Tendürek, Süphan ve Nemrut dağları Doğu Anadolu'da, Erciyes, Melendiz, Hasan dağları ile Karadağ ve Karacadağ'da İç Anadolu'da yer alan volkanik dağlara örnek gösterilebilir. Ve Türkiye'nin en yüksek dağlarına bakalım arkadaşlar. Burada Türkiye'de bulunan yüksek dağların yükseltilerine bakacağız. En yüksek dağımız Büyük Ağrı Dağı'dır. 5137 metre yükseltiye sahiptir. Buzul Dağı, Cilo Dağı 4135 metre yükseltiye sahip. Süphan Dağı 4058 metre. Kaçkar Dağı 3932 metre, Erciyes Dağı 3917 metre yükseltiye sahip. Sonrasında Küçük Ağrı Dağı, Aladağlar, Kızılkaya Tepesi, Başet Dağı, İhtiyar Şahap Dağı ve Keşiş Dağı olarak sıralama bu şekilde devam etmektedir. Türkiye'de ovalar konumu, denize uzaklığı, büyüklüğü, biçimi ve yükseltileri bakımından farklı özellikler göstermektedir. Kıyılarımızda gelgit olayının etkin olmamasından dolayı akarsuların döküldüğü yerlerde delta ovaları oluşmuştur. Örneğin Yeşilırmak Çarşamba Deltası'nın, Kızılırmak Bafra Deltası'nın, Seyhan ve Ceyhan nehirleri de Türkiye'nin en büyük deltası olan Çukurova'nın oluşmasını sağlamıştır. Ayrıca kıyılarımızda tektonizma ve karstik süreçlerin etkisiyle oluşmuş Antalya gibi ovalarda bulunmaktadır. İç bölgelerde bulunan Kayseri, Iğdır, Bolu, Muş, Erzincan, Erzurum, Amik, Malatya, Afşin ve Elbistan gibi ovalar yükseklikleri bakımından farklılıklar göstermekle birlikte büyük oranda tektonik hareketlerle meydana gelmiştir. Bunun yanında özellikle Antalya, Burdur, Isparta, Muğla ve Denizli'de karstik süreçlerle oluşmuş ovalarda bulunmaktadır. Görselimize baktığımızda burada arkadaşlar Çukurova Delta Ovası'nı ve yakın çevresindeki topografya şekillerini görüyoruz.
Türkiye'de oldukça geniş bir alan kaplayan platolar, deniz seviyesine yakın yerlerden başlayıp çok yüksek alanlara kadar görülebilir. Platoların en çok görüldüğü yerlerin başında İç Anadolu gelmektedir. Burada yer alan başlıca platolar Obruk, Cihanbeyli, Haymana ve Bozok platolarıdır. Ülkemizin en yüksek platoları ise Doğu Anadolu'da yer almaktadır. Erzurum, Kars ve Ardahan platolara başta olmak üzere bu yeryüzü şekilleri genellikle akarsuların volkanik alanları aşındırması sonucu meydana gelmiştir. Bunların yanı sıra deniz seviyesine en yakın platoların Marmara Denizi çevresinde yer aldığı görülmektedir. Teke ve Taşeli platoları akarsuların karstik arazilerdeki faaliyetleri sonucu oluşmuştur. Güneydoğu Anadolu'da bulunan platolar, yani Gaziantep, Şanlıurfa platoları gibi Fırat ve Dicle nehirleri tarafından derinceye aşındırılmış düzlüklerdir. Görselimizde Çatalca Kocaeli platosu görüyoruz ki Türkiye'deki yükselti bakımından deniz seviyesine en yakın olan platolardır. Türkiye'nin yüksek kesimlerinde yer alan platolar sahip olduğu geniş otlaklarla hayvancılık açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Ve arkadaşlar konumuzla ilgili birkaç örnek sorumuz var. Hemen bunları da birlikte çözelim. Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazla etkili olmaktadır. Bu bilgiye göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde rüzgarların aşındırma faaliyetlerinin daha fazla olduğu söylenebilir? Seçeneklerimize bakacak olursak Rize ve çevresi, Bolu ve çevresi, Konya ve çevresi, İstanbul ve çevresi, Kırklareli ve çevresi şeklinde seçeneklerimizi görüyoruz arkadaşlar. Sorumuzda bizden ne istiyor? Rüzgarların aşındırma faaliyetinin daha fazla olduğu söylenebilir diyor. Burada arkadaşlar tabii ki cevabımız Konya ve çevresi olacaktır. Çünkü biz biliyoruz ki Konya ve çevresi İç Anadolu'da yer şekillerinin daha düz, daha sade ve dağlık bölgenin çok fazla bulunmadığı bir bölgemiz. Bitki örtüsünden yoksun, bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerdir. Dolayısıyla burada rüzgarların aşındırma faaliyetleri daha fazla olduğu söylenebilir. Ve diğer sorumuza bakacak olursak, kireç taşı, jips ve kaya tuzu gibi suda kolay eriyebilen kayaçların yaygın olduğu araziler üzerinde karstik yer şekilleri oluşmaktadır. Aşağıda verilen yerlerin hangisi üzerinde karstik yer şekillerinin daha yaygın olduğu söylenebilir? Seçeneklerimiz şu şekilde: Çarşamba Ovası, Haymana Platosu, Iğdır Ovası, Sinop Yarımadası ve Teke Platosu şeklinde seçeneklerimizi görüyoruz. Burada arkadaşlar karstik yer şekillerinin daha yaygın olduğunu soruyor. Tabii ki burada Akdeniz bölgesinde bulunan bir yer aramamız gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Tabii ki Teke Platosu olacaktır. Çünkü Teke Platosu hepimizin bildiği gibi Antalya çevresinde bulunan karstik oluşumlu bir platomuzdur. Ve diğer sorumuz: Mağara, Sarkıt, Lapya, Dolin, Traverten, Türkiye'de görülen yukarıdaki yer şekillerinden hangileri karstik birikim şekillerindendir? Evet, bakalım. Burada arkadaşlar Sarkıt ve Traverten birikim şekilleridir. Yani karstik birikim şekilleridir. Mağara, Lapya ve Dolin ise karstik aşınım şekilleridir. Dolayısıyla seçeneklerimize baktığımızda Sarkıt ve Traverten, yani 2 ve 5 olarak seçeneğimiz D şıkkı olarak ortaya çıkmaktadır. Ve diğer sorumuz: Sinop Yarımadası ve Kapıdağ Yarımadası'nın oluşumu üzerindeki temel etken aşağıdakilerden hangisidir? Rüzgarların biriktirme faaliyetleri A şıkkımız, B şıkkımız akarsuların aşındırma faaliyetleri, C dalgaların biriktirme faaliyetleri, D buzulların aşındırma faaliyetleri, E akarsuların biriktirme faaliyetleri.
Burada arkadaşlar Sinop Yarımadası ve Kapadağ Yarımadası'nın oluşumu üzerindeki temel etken tabii ki dalgaların biriktirme faaliyeti olacaktır. Çünkü Sinop Yarımadası ve Kapadağ Yarımadası ikisi de Türkiye'de bulunan tombolo örnekleridir diyebiliriz. Ve oluşumunda dalga ve akıntıların biriktirme faaliyetleri etkili olmuştur. Peki diğer sorumuza geçelim. Türkiye'de rüzgarların yer şekilleri üzerindeki şekillendirici etkisi daha çok iç kesimlerde görülmektedir. Bu durum üzerinde ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur? Seçeneklerimiz şu şekilde. A. Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla olması. B. İç kesimlerde bitki örtüsünün zayıf olması. C. Akarsuların havzalarının genellikle açık olması. D. Farklı oluşum özelliğindeki göllerin bulunması. E. İç kesimlerde geniş düzlüklerin bulunması. Soruda arkadaşlar bize ne diyor? Rüzgarların diyor daha çok iç kesimlerde etkili olduğu, şekillendirici etkisinin daha çok iç kesimlerde olduğu görülmektedir. Ve bu durum üzerinde ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur? Burada arkadaşlar tabii ki A seçeneğini eliyoruz. Akarsuların havzalarının genellikle açık olması bu da değil. D seçeneği de değil. Ve aslında burada cevabımız nedir? Tabii ki B seçeneği. Yani iç kesimlerde bitki örtüsünün zayıf olmasından dolayı burada rüzgarlar daha çok etkili olmuştur. Ve arkadaşlar bugünkü konumuzu burada bitiriyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Lütfen konu tekrarlarını yapmayı unutmayalım.